Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için ıspanaklı çörek tarifini hazırlıyorum. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sona kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık su ekledim. 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra hafif maya eriyene kadar karıştırıyorum. Mayayı mutlaka eritelim hamurun daha güzel kabarabilmesi için. Hemen ardından 6 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Her zaman belirtiyorum unun kalitesi ve markası değişkenlik gösteriyor. Kontrol eklemeye özen gösterelim. Hamurun kıvamı ne çok fazla sert ne de çok fazla yumuşak olmalı. Orta sertlikte hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamur yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Yumruklayarak özleşene kadar yoğurdum. Hemen masanın üzerine bir miktar un serpip hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına Emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru özleşene kadar ortalama 4-5 dakika boyunca yoğurdum. Hemen sizlere şöyle kıvamında gösterdikten sonra hamuru tekrardan yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini kapak yardımı ile kapatıp 25 veya 30 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Hamur bir köşede dinlenirken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcı için 1 kilogram ıspanak kullandım. Ispanakları saplarından ayırdıktan sonra iri iri doğruyorum. Ispanakları doğramadan önce bir defa sudan geçirdim. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra yine tekrardan bol su ile yıkıyorum. Ispanakları yıkadıktan sonra mutlaka suyunun çok güzel bir şekilde süzülmesi gerekiyor. Ispanakları hazırladıktan sonra hemen üzerine soğan kavurma işlemine geçiyorum. Küçük bir tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir adet orta büyüklükteki soğanı küp küp doğradım ve sıvı yağının içerisine ilave ediyorum. Ocakta hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğan hafif pembeleştikten sonra ocaktan alıyorum. Bu arada ben hemen ıspanakları ovma işlemine geçeceğim. Hazırladığım ıspanakların üzerine 3 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Hemen ardından 3-4 dakika boyunca avuç içerisinde ovarak ıspanakları küçültüyorum. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ıspanakları çok güzel bir şekilde ovdum ve tamamen küçüldüler. Avuç içerisinde sıkarak ıspanakların tüm suyunun dışarıya çıkmasını sağlıyorum. Bu işlem çok önemlidir. Mutlaka ıspanakların suyunu sıkalım. Aksi takdirde çöreklerimizde hamurlanmalar olabilir. Ispanakların suyunu tamamen sıktıktan sonra ıspanak suyunu geniş bir kabın içerisine alıyorum. Sebze çorbalarında değerlendireceğim. İnanılmaz derecede vitaminli ve sağlıklı ıspanak suyunu hiçbir şekilde israf etmeyelim. Çorbalarda değerlendirebilirsiniz. Suyunu almış olduğum ıspanakların üzerine bir adet kavurmuş olduğum soğanı ilave ediyorum. Hemen ardından bir su bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı, 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası 1 kase dolusu çökelek ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, tuz miktarını kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben 1 çay kaşığına yakın tuz ilave ettim. Çökelek tuzlu olduğu için çok fazla tuz kullanma gereği duymadım. Baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama lütfen tuz oranına dikkat edelim. Tüm malzemeleri ekledikten sonra elimle güzel bir şekilde harmanlıyorum. Ben iç harcına 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası kullandım. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum iç harcını sizlere şöyle yakından gösterdikten sonra bir köşede dinlenmiş olan hamuru hemen bezeleme işlemine geçiyorum. Ortalama 25-30 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Hamurun ilk havasını mutlaka alalım içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönebilmesi için. Kabaca toparlamış olduğum hamuru toplamda 14 eşit parçaya bölüyorum. Mümkün olduğu kadar bezelerin aynı ebatta olmasına özen gösterelim. Bu işlemi avuç içerisinde yuvarlayarak kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra hemen bezeleri bir köşeye kaldırıp üzerine örtüyorum ve 5 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. 5 dakikanın ardından ilk bezeyi açma işlemine geçiyorum. İlk bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptim. Oklava yardımı ile büyütüyorum. Açmış olduğum bezenin bir kısmına bol miktarda iç harcından ilave ediyorum. Hemen ardından boş kalan kısmı üzerine kapatıp kıyılarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Parmak uçlarımızla bastırarak uç kısımlarını sıkı bir şekilde kapatalım pişerken patlamaması için. Ben çörekleri teflon tavada pişiriyorum. Dilerseniz saç üzerinde de pişirebilirsiniz. Bezelerin ebatını büyüklüğünü hazırlayacağınız tavanın ebatına göre ayarlayabilirsiniz. Bezeleri açmaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde ilk bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptim. Oklava yardımı ile gelişi güzel büyütüyorum. Açmış olduğum bezenin uç kısmına bir miktar iç harcından ilave ediyorum. Hemen ardından boşta kalan kısmı üzerine kapatıp uç kısımlarını parmak uçlarımla sıkı bir şekilde bastırıyorum. Tüm bezeleri aynı işlemi uyguladıktan sonra geniş boy tavaya ocağa aldım. Hemen içerisine hazırlamış olduğum çörekleri yerleştiriyorum. Orta ateşte sürekli çevirerek çörekleri pişirmeye devam ediyorum. Çörekler saniyeler içerisinde pişecektir. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Sürekli ters düz yaparak çörekleri pişirmeye devam ediyorum. Tüm çörekleri pişirdikten sonra hemen sıcak sıcak servis yapmak istiyorum. Çok fazla yüksek ateşte pişirmedim. Orta ateşte yavaş yavaş kızarana kadar pişirdim. Hiçbir şekilde içerisinde hamurlanma olmadı. İncecik hamuruyla ıspanaklı iç harcıyla çok lezzetli çörekler hazırladık. Bu lezzetli tarifi bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldular. Dilerseniz sade bir şekilde, dilerseniz üzerine bolca tereyağı gezdirerek de tüketebilirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyum olmayan muhteşem bir ıspanaklı çörek tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.